İsrail Hamas'la ateşkes müzakerelerinde istediğini alamıyor. Hamas bir aylık ateşkes teklif eden İsrail'e olumlu yanıt vermedi. Önce kalıcı ateşkes garantisi temin edilmesini şart koştu. Arabulucular uzlaşı için çabalarını sürdürüyor. Gazze'ye yaklaşık 4 aydır saldıran İsrail, Hamas'ı yok etme hedefine yaklaşamazken perde arkasında ateşkes müzakeresi yapıyor. İsrail basını müzakerelerde gelinen son noktayı yazdı. Buna göre bir ay sürecek ateşkes karşılığında Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşma taslağı oluşturuldu. Ancak Hamas taslak üzerine ilerlemeyi reddediyor. Geçici ateşkesi kabul etmek için sonraki aşamada kalıcı ateşkesin de gerçekleşeceğine dair garanti istiyor. Zorlu müzakerelere Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuk ediyor. Her iki tarafın teklif ve yanıtları aracılar üzerinden birbirlerine iletiliyor. Mekik diplomasisinin son turu 28 Aralık'ta başladı. Gözler bir hafta içinde ikinci kez bölgeye giden Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu elçisi Brett McGurk'ün Kahire'deki temaslarına çevrildi. Görüşmelerde İsrail'in sunduğu bir teklif dikkat çekti. Hamas'ın Gazze'deki lider kadrosundan tek bir ismi bile öldüremeyen ya da yakalayamayan İsrail, Hamas yöneticilerini sürgüne yollama seçeneğini masaya koydu. Ateşkes için Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin Gazze'yi terk etmesini teklif etti. Hamas'ın bunu kabul etmesi beklenmiyor. İsrail hem geçici ateşkes pazarlığı yapıp hem de mutlak zafere ulaşana kadar savaşı sürdüreceğini söylerken, askeri kapasitesinin çoğunu koruyan Hamas, süreçte hakimiyeti elinde tutan taraf olarak değerlendiriliyor.